Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı'dan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında yeni tedbirlere hükmedildiği bildirildi. Kararda İsrail ordusunun Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil soykırım sözleşmesi kapsamında korunan grup olan Filistinlilerin haklarını ihlal etmeyeceğinin güvence altına alınmasını istedi. Divan kararında 26 Ocak 2024'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin feci yaşam koşullarının, özellikle Gazze'deki Filistinlilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın bir şekilde mahrum bırakılması nedeniyle daha da kötüleştiğinin gözlemlendiği, Gazze'de kıtlığın risk olmanın ötesine geçerek açık şekilde baş gösterdiği ifade edildi. Kararda 26 Ocak 2024'teki tedbir kararından bu yana Gazze'deki durumun daha da kötüleştiği ve bunun yeni tedbirlere hükmedilmesini gerekli kıldığı belirtildi. Divan, 26 Ocak'ta verilen tedbir kararının geçerliliğini yeniden teyit ederken, refah dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olan tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını istedi. Divan, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı kötüleşen yaşam koşullarını, özellikle de kıtlık ve açlığın yayılmasını göz önünde bulundurarak üç yeni tedbire hükmetti. Buna göre Divan, İsrail'den Birleşmiş Milletler ile tam bir işbirliği içinde Gazze'deki Filistinlilere gıda, su, elektrik, yakıt, barınma, giyim ve hijyen ihtiyaçlarının yanı sıra tıbbi malzeme ve tıbbi bakımda dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın kara geçiş noktalarının kapasitesinin ve sayısının artırılması ve gerekli olduğu sürece açık tutulması da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarca engelsiz bir şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti. Divanın ilk tedbirinin, İsrail'in atadığı geçici hakimde dahil olmak üzere oy birliği ile alınması dikkati çekti. Divan ikinci tedbir kararında ise İsrail ordusunun, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil olmak üzere, soykırım sözleşmesi kapsamında korunan grup olan Gazze'deki Filistinlilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemesini istedi. Divan üçüncü tedbir kararında, verilen ek tedbirlere ilişkin İsrail'den aldığı önlemleri bir ay içerisinde divana raporlamasına karar verdi. İkinci ek tedbire Ugandalı yargıç Julia Sebotinde ve İsrail'in geçici yargıcı Ahron Barak muhalefet ederken son tedbire ise sadece İsrailli Barak karşı oy kullandı. Divan, Güney Afrika'nın ateşkese ilişkin talep ettiği tedbirlere ise, Hamas'ı kast ederek, kararın üçüncü kişileri bağlamayacağı, gerekçesiyle hükmedemeyeceğini aktardı. Güney Afrika, 6 Mart'ta, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı'dan yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulunmuştu. Güney Afrika, 1 milyondan fazla çocukta da dahil Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin emniyet ve güvenliğinin acilen sağlanması amacıyla, Divan'dan, acil olarak 26 Ocak'ta İsrail aleyhine hükmettiği 6 tedbiri değiştirmesi ve veya acilen yeni tedbirlere karar vermesini istemişti. Uluslararası Adalet Divanı 26 Ocak'ta açıkladığı ilk tedbir kararlarında, İsrail'in soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde tanımlanan fillerin işlenmemesi için tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun soykırım sözleşmesinin ikinci maddesindeki filleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikte almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam. Koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına. Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım sözleşmesinin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına ve bu tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.